başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkıfele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkıfelek başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, dünyanın en uzun soluklu eğlence ve yarışma programı Çarkıfele'ye sizler stüdyomuza, sizler de star ekranlarına hoş geldiniz. www.startv.com.tr'den bize başvuruyorsunuz ve burada muhteşem yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Hem eğleniyoruz, hem bilgilerimizi tazeliyoruz, hem yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bugüne kadar tam 364 bin tane araba vermişiz. İstanbul trafiğindeki arabaların yarısını biz verdik. Motorları saymıyorum. Bütün motorları biz vermedik. Motorları biz saymıyorum. Evet, bugün çok özel konuklarım var. Birazdan onları size tanıştıracağım. Öyle yalı kazı gibi bekliyorlar. Öyle. Maşallah. Ama önce Tuğçe abla geliyor. Çok cilvelidir. Bugüne kadar beraber çalıştığım en cilveli hostes. O yüzden de adını Kazulet koydum. Kazulet ne anlama geliyor? Hiç baktın mı sözlükte? Cilvesiz. Cilvesiz. Evde kalmış. Without cilve. He? Kazulet evde kalmış mı oluyor? O anlama gelmiyor mu? Bütün evde kalmışlardan özür diliyoruz. Lütfen alınmayın. Buraya doğru yürüyorlarmış. Buraya doğru yürürler vallahi yani. Çok şıksınız. Bir insana sarı bu kadar mı yakışır yani? Sarı değil ki, yeşil. Bak sen. Sen açılmaya başladın sen. Ne yapayım? Açıl bir kabahat, açılma bir kabahat. Evet, 30 yaşına kadar açılmadıysan yani. Zaten açılma yani hiç. 30 yaşında hala ne sözlendi, ne nişan yaptı. Evden dışarı çıkmadım ya 30 yaşında. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Çık Allah aşkına, tamam. Çık. Birlikte çıkalım, gezelim o zaman. Yok 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 abi ya. Benim de kısmetimi kaparsın. Aman Allah. Haydi. 3 tane yarışmacımız var. Bize meslek birlikleri olarak başvurabilirsiniz. Diyelim ki 3 meslek grubundan ya da 1 meslek grubundan 3 arkadaş gelip katılabilirsiniz. Doktor olsun, hemşire olsun, pilot olsun, hostes olsun. Bugünkü konuklarım blogger. O da ne? Mikrofon nerede buradaki mikrofonumuz? Nedir blogger? Arkaya uzatın. Hanımefendiye uzatın. Evet hanımefendi. Blogger ne demek? Bilmiyorum. Açıkçası ben de bilmiyorum, biliyor musunuz? Çünkü gelen konuklarımızın üçü de blogger. Blogger ne oluyor Duygu Hanım? Blog, internet haberciliği diyebiliriz. Sosyal blog. Medya. İnternet haberciliği. Evet. Hemen internet adresimi veriyorum.
Mehmet Ali Erbil Bitişik resmi internet Instagram adresim Mehmet Ali Erbil Bitişik. Buradan ulaşamıyorsanız bana Kahtalımıç Official'dan ulaşabilirsiniz. Ve blogger olduğunuz için de ne şekilde yönlendiriyorsunuz? Biz moda bloğu yazıyoruz. Ha moda. Evet, moda üzerine. Onun için mi böyle kötü kötü giyindiniz? Evet, onun için. Kötü örnek alalım. Allah Allah, blogger. Okulu yok. Yok, yani iktisat mezunuyum ben mesela. Siz iktisat mezunusunuz. Evet. Nerelisiniz? Adana. Hadi ya. Evet. Allah'ına kurban. Adana, evli misiniz? Evliyim. Hadi ya. Çocuğum var. Yer değiştirin o zaman. Hiç değiştirmeyelim, ben de evliyim. Çocuğum var. Ay, bir tek Onur mu kaldı bana? Pardon, anlamadı. Bir de ben evli değilim, ben de varım, onu demek istiyorum. Evde kalmışların... Yok, 30 kullanmıyoruz. Yani. 30 kullanmıyoruz. Onur Bey, siz nereden? Nerelisiniz? Ben Rizeliyim. Rizelisiniz. Evet, evet. Tarkan'ın memleketi. Aynen, aynen. Evet. Siz bekar. Bekarım. Blog yazıyorum. Ben yeme içme de yazıyorum aynı zamanda. Onun dışında seyahat de olabiliyor bazen. Ay, ne kadar enteresan, ne kadar renkli meslekleri var değil mi? Evet, Aysun Hanım, siz nereden? Ben Bulgaristan göçmeniyim. Normalde moda tasarımcısıyım. Oo, aynı zamanda blog evli yazıyorum. Misiniz? Modeli. Evet, ben siz de evliyim. Siz de çocuk var mı? Evet. Allah 4,5 yaşında Kayra. Aa, kız. Erkek. Erkek. Bana da var. Kız renk var mı peki sizde efendim? Ne var mı? Zzz demek. Sizin memleket... Siz burada doğdunuz ama İstanbul'da. Hayır, 89 göçmeniyim. Siz orada doğdunuz. Evet. Aa, Bulgaristan'da doğup geldiniz. Ay maşallah yani. Hadi o zaman size başarılar dileyim. Şimdi bloggerları göreceğiz bakalım. Önce sıralama sorumuz geliyor. Yarışmaya kim başlayacak? Hoş geldiniz. Hoş sıralama oldu. Sorumuz 11 harf bir kelimeden oluşuyor. Harfler gelecek. Kim önce basarsa, kim çözerse o başlayacak. Büyük bir avantaj elde edecek. Gelsin harfler. Heh. Sadabat. Tamam mı? Heh. Kelaynak. Heh. Saltanatın. Saltanatının. Heh. Heh. Ben çözdüm. Yalabal. Ya. Soru. Neydi? Ne, nesne mi? Her şey olabilir. Bütün harfleri yazalım bakalım çözebilecekler. Hakikaten. Ha? Yeşil zeytin. Kim bastı? Ben. Bir numara bastı. Yeşil zeytin mi yoksa? Gerçekten mi? Nasıl bildim? Aa. Adana'da yeşil zeytin gördünüz mü hiç? Yok, biz siyah zeytin gördük orada. Adana'da? Evet, siyah. Acı sever değil mi Adanalılar? Çok severiz. Çok. Siz yani yer misiniz ben acı? Ben çok seviyorum. Hadi acısız canım. Bir kahvaltı dahi acı. Ay, ben de hiç acıya alışamadım. Aslında çok yararlıymış. Aslında çok faydalı. Metabolizmayı hızlandırıyor. Hızlandırıyor ama çıkarken nasıl? Hep öyle derler. Öyle bir... Öyle, o şehir efsanesi midir yoksa gerçek mi? Bilmiyorum, Onur Bey'e soralım. Vallahi ben bilmiyorum. Siz acı yediniz mi? Yok, sevmiyorum. Hakikaten. Gerçekten. Hakikaten. Ben sizin saçlarınıza hayran Teşekkür oldum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten o sizin saçlarınıza... özel bir kuaförünüz mü var yoksa yok, kendiniz yok, mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Son Mohikan gibi güzel olmuş. Yarışmaya bir numara Duygu başlayacak. Ama önce bakalım sorumuz neymiş? Birinci etapımızda sizlere bir şarkı sözü soruyoruz. 29 harf 5 kelimeden oluşuyor. Bir numara... Duygu çeviriyor. Çarkı Berek başlıyor. Evet. Evet, bloggerlar yarışıyor. Bütün şu anda internet siteleri, Instagram vallahi kıpır kıpırdı. Evet. Çok şanslısınız ama. Peki. Tebrik ediyorum. Mersi. Güzel bir açılış çok yaptınız. Ben ve Onur'a geçiyor. Onur Erol. Onur.
Nur Bey bir moda styling, ne deniyor ona, moda? Moda yazarı aslında. Stylingi olarak benim kostümlerimi nasıl buluyorsunuz? Ya, sizi gerçekten çok beğeniyorum. Hepsini bunların anneannem dikiyor. Hakikaten çok uyumlu. Beğeniyor musunuz? Ciddi anlamaya gerçek. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Instagram adresimi veriyorum. Kahtalı Mıçı Official. Bir sessiz harf alayım. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si, bravo. Şans. Onur Bey, tebrik ederim bu kadar harfin içinden. Bu bloggerlarda bir tuhaflık var. Biri pasta başladı, biri 64 tane harfin içinden bir harf bulamadı. 64. Allah sonradan Allah. Açılıyor şans, bakalım. İki blok aşağıda da, siz bloggersınız, iki blok aşağıda da karışık kadın erkek karışık hamamımız var. Öyle mi? Bizimki GLM. Blog. Evet, blog. Ha, öbürü blok oluyor. Evet, biraz. O zaman çak, sağ sağ. Ay son çeviriyor. Son. Bu. 250 puanlık sessiz harf. Kayra'nın K'sı. Kayra'nın K'sı 3 tane. Devam ediyoruz. Aysun çeviriyor efendim. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si. 2 tane. Bravo, bravo. Devam. Aysun Hanım var ya maşallah. Evet. Neyle geldiniz buraya? Arabayla. Otobüsle gelmiş gibi bir haliniz var. Öyle mi? Evet. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Hemen de nazarım değer var ya. Hemen de göze geldiniz Aysun Hanım. Beyefendi ne iş yapıyor? Tekstilci. Tekstilci. He, yakın, aynı meslekte gibisin. Duygu Hanım, hadi bakalım. Evet, seviyorum. Çevirin. Çok şanslıyım. Ay Duygu Hanım, bir şey söyleyeceğim. Demek çok... Çok şanslıyım. Evet, çok. Ama demek ki... Ya, evet, evet. Aşkta kazanıyorsunuz. Çok, evet. Çok fazla... mısın? Bir daha çok diyeyim bakayım. Çok. Ha, evet. Kaç neden? Yıllık evlisiniz? 6. Evlilikler bir yerden sonra böyle rutine mi biniyor, ne oluyor? Ya da bir tek benimki mi biniyor? 6'yı sıram. 6 en tehlikeli yıl, biliyor musunuz? Şu anda 6'da mısınız? Evet. Ay Allah korusun. Ay en tehlikeli yıl, dikkat edin. Bu öyle sene mi? Dikkat edin. Bakın. Peki. Aa, peki diyor yol. Onur Bey. Evet. Hadi bakalım, buyurun. Söylüyorum. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 2 tane. Aa, ben diyecektim. Şarkı sözü arkadaşlar. Ekran başındakiler. Hadi çözün bakalım. Devam Onur. Memlekete gitsin.
gelsin o zaman. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 4'te. Heyecanlandınız mı? Heyecanlı, acayip heyecanlı, iflas gelecek diye. Onur Bey, çok kaşlarınızın çok arasını alıyor musunuz? Evet. Ben de alıyorum, birbirimize yardımcı olalım. Bakın cımbızım da var. Yalnız kadınlar nasıl dayanıyorlar, çok acıyor. Çok yani. Çok acıyor. Ay benimkini iple alayım dedi, aman Allah'ım. Sanki dikiş diker gibi buramda ölüyordum vallahi. Sizinki alınmış, dokunmayalım. Evet. Yozgat'ın evet, yesi. Yozgat'ın yesi bir tane. Devam. ...300 puanlık sesli harf. Nide'nin nesi? Nide'nin nesi? 2 tane. Allah bravo. Haydi Onur, haydi Onur. Haydi. Tahmin edecek. ...300 puanlık sessiz harf. Lüleburgaz'ın... Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Ben tahmin etmek istiyorum. Artık yani. Ay benim en sevdiğim türkü çıktı. Evet. Söyleyeyim mi? Buyurun. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Evet bravo. Annengillere mi alacaksın? Vallahi çeyiz düzeyim ya. Evet ya, evleneceksin artık. Hakikaten. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi vereyim. Daha da 3000 puanın daha var. Bir daha. De istersen klima olursa tam denk gelir. Klima almayayım ben alayım. Televizyon şu plazmada. Hadi o televizyonu da alayım. Evet, bir plazma 3000, bir çamaşır makinesi 4000. Daha ne olsun? Tekrar birlikteyiz ikinci etap için. Birinci etabı Onur iki bayan arasından sıyrıldı ve yüksek bir puanla birinci olarak bitirdi. Ama şimdi ikinci etap nasıl bir soru hazırladık? İkinci etabımız boşluk doldurmaca. 25 harf 3 kelimeden oluşuyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? İzliyorum ben biliyorum. Aa, Onur Bey izliyorsunuz galiba. Evet. Aa, sever misiniz var mısın yok musun? Neydi açıklar mısınız? Soru işaretleri aynı kelime. Örnek? Deniz yıldızı, deniz kabuğu, deniz yılanı. Evet, deniz kaplumbağası. Yılan deniz da yılanı da var tabii. Deniz eşeği var. Deniz atı var. Deniz atı var değil mi? Deniz atı. Pardon o at mıydı? Ben onu deniz eşeği olarak biliyorum. Böyle hani böyle de... Evet at. Aa ben onu hep deniz eşeği diye sevmişimdir yıllardır. Hay Allah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni aydınlattınız rica için. Adana'da deniz var mı? Yok. Baş. Pekala. Kim başlıyor? 2 numara. Onur çeviriyor çarkı felek. Vallahi Onur sazı ele aldı. Ay evet. Onur siz nereden mezunsunuz? Ben liseyi bitirdim. Liseyi bitirdiniz. Hangi lise? Başladım Rize. Rize'de hangi lise? Normal düz lise, Pazar Lisesi. Pazar Lisesi. Bitirdiniz mi? Yani bitirdim, bitirdim. Bitip bitmediğini araştırırım araştırın. Ama. Araştırın, yok üniversite aslında kazanma gitmedi. Bana buradan Rize Pazar Lisesi'ni bağlayın.
Orada herhangi biri, belki tatil olabilir. Olabilir, evet. Olsun, hademe olur, kapıcı olur. Tarih hocamı araştırdım. Tarih hocanızın adı neydi? Metin. Metin. Metin Hoca. Ne öğrendiyseniz Metin Bey'den mi öğrendiniz? Aynen. Buyurun, 750 puan. Metin Hocam, bana da tarihi anlat. O zaman Rize'den başlayayım. İstanbul'un kurtuluşu. Ay bilmiyorum o kadar. 1453. O şeyi Fatih aldı İstanbul'u. Tamam işte. 6 Ekim miydi? Ay be, helal olsun size. Doğum günüm. Doğum gününüz ondan mü? Ondan biliyor işte o da. Biraz şike var. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si, bravo. Ve Aysun çeviriyor. Biz nişanlıyız ama amredeyim. Aynen. Aysun sessiz harf söyleyecek. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 2 tane. Devam. ...750. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 4 tane. Bravo. $1,000. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 2000 puan demek. Vallahi bravo. Evet, bu bloggerlar gerçekten bilgili, donanımlı oluyorlar. Evet. Evet, devam ediyoruz. ...300 puanlık sessiz harf Aysun Hanım. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si de var, bir tane. Bir tanesini bulursanız... ...onun başlığı tabii ki aynı olacak diğerleriyle. Buyurun Aysun Hanım. Evet. Bayan İflas. Pas değil. Ya. Vah. Vah. Sonunda. Duygu Hanım, açıldınız. Evet, evet, sonunda artık. Hadi bakalım. Evet. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si, tebrik ederim. Çok açıldım. Belki de rekora gidiyorsunuz. Hiç puansız tamamlayabilirsiniz. Şöyle, evet. Hiç puansız tamamlayan olmamıştı. Bu belki de ilk olacaksınız. Ben ilk olacağım. Evet, Doktor Onur Bey. Aysun Hanım'a geçiyor. Aysun çeviriyor. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Evet. Star izleyenleri, bloggerlarla yarışıyoruz. B. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Bir tane.
T'si. Trabzon'un T'si bir tane. ...250. Zonguldak'ın Z'si. Evet, Zonguldak'ın Z'si de var, bir tane. En sevdiğim şey o, böyle böyle ayak atıyorlar ya, böyle oryantaller. Ona bayılıyorum. Benim ruhumda var. Demek ben bayan olsam oryantal olurmuşum. Küçük kızıma da küçükken soruyorduk. Ne olacaksın büyüyünce? Dansöz olacağım diyordu. Vallahi. Sonra biraz daha büyüdü. Ne olacaksın kızım? Yabancı şarkıcı. Ne enteresan. Aysun Hanım, size o kadar fırsat verdik, düşünün verdim diye. Verdim ama maalesef iki ilmeği bulamadığım için. www.startv.com.tr'den bize başvuruyorsunuz. Aynı meslekten olanlar da gelip yarışabiliyorsunuz burada. Üç tane marangoz, üç tane itfaiyeci, üç tane... Tabii gelin. Üç tane kameraman. Hadi ama Aysun Hanım, ama siz konuşuyorsunuz diye. Ben o zaman hemen atıyorum bir tane harf. Süremiz bitti. Oh, ve Duygu'ya geçiyor. Duygu çeviriyor. Haydi. Olur, sen yapamaz mısın? Vallahi beni? Yok, beceremiyorum. Sen de hiç cilve yok ayol. Vallahi yok. Kızım yedik ki. Vallahi yapamıyorum. Yapamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Samimi söylüyorum, bunların dördünün cilvesini toplasan benim yarım etmezler. Yarım etmezler. Sende var mı o kabiliyet? Aha. Hadi be. Hayır. Doğru söyle. Hayır. Nasıl? Hadi. Alkışlarım, güzel alkışlarım. Blogger dediğin oynayacak, zıplayacak. Biz poz veriyoruz genelde. Blogger dediğin her şeyi yapacak. Poz verirken bile o cilveyi görmemiz lazım. Ama sizin maşallah ne pozlar ne pozlar. Evet, kimde sıra? Bendeymiş. Güzeli. Nide'nin nesi? Evet, işte bu kadar basit. Nide'nin nesi? Farkında mısınız? Aa, daha başladığından beri sıfır puanda. Evet, hiç yarışmam. Kocan evden ayrılmıyor. Aysun'un koca kim bilir nerede, baksana. 6850 almış. Siz kaç yıllık evlisiniz? 9 yıldır evliyiz. 9, siz yırtmışsınız. Lise sonundan beri birlikteyiz. Ne güzel bir şey ya, bayılıyorum ya. Böyle evliliklere bayılıyorum, benim de canım çekiyor. İnanmamışlar. Neden güldünüz anlamadım. Buyurun. Teşekkürler. ...200 puanlık sessiz harf. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si bir tane var. O kadar açtın ki ağzını. Evet, Aysun çeviriyor. Moda dünyasına yön veren bloggerlarımızla yarışıyoruz.
250 puan. Tanıtımlara da gidiyorlar bizim bloggerlarımız. Mesela geçen gün Çorum'da fırın açıldı. Fırın tanıtımına... değil mi? Her türlü böyle... Ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Gittiğiniz yerleri tanıtıyorsunuz fotoğraflarla. Sosyal medyada, yani Instagram, Facebook ve Twitter gibi hesaplarımızda. Mesela ben geçen de bir hani Çeşme'de bir oteli tanıttım. Oradan fotoğraflar paylaşıyoruz. Mayolu filan. Allah koruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Manzara, yemekler. Manzara derken siz o arada bikini misiniz? Ay sadece tövbe estağfurullah. Neyse konuyu kapatalım mübarek günde. Kime geçti efendim? Ben de sıra harf söylüyorum. Buyurun. Fatsa'nın F'si. İşte bu kadar Aysun Hanım. Fatsa'nın F'si bir tane. Valla biz orada labara lubara yaparken... Ben buldum, teşekkür ediyorum. Benim için yapıyordunuz değil mi? Yani biz orada rabarba yaparken sizi tebrik ediyorum yani. Evet. Soru işareti. Önce bunları dolduralım, sonra soru işaretini başına koyarız. Tamam. Fasulye, kalabalık, temizleme. Yani kuru fasulye, kalabalık, kuru temizleme. Kuru temizleme. Valla bravo. Buyurun. Şarkıya gidiyor. Bakın 5500'lük daha da artıyor. Şey de var sonra da bakın 3000 puanlık şey de alabilirsiniz. Klima. Tamam, ev sinemasını alayım. Ev sineması bir, yanında da 3000 puan artıyor. 2500 puan artıyor. İsterseniz laptop vereyim. Olur. Erkek için olanı bu. Kocanıza harman edersiniz. Bakın rengi ne tatlı, tam erkek rengi. Tamam, süper. Evet, bende bunun daha açık pembesi var. Ben bu rengi sevdim. Renginde. Evet, uyumlu. Evet. İyi günler de kullansınlar. Kocası da aldı. Şarkı Belek Tümrüsü'yle devam ediyor. Evet, bloggerlarla yarışıyoruz efendim. Moda dünyasına, şov dünyasına bile hatta yön verebiliyorsunuz yani değil mi? Şimdi ama dedim ki bloggerlar biraz ruhsuz. Cilve yok. Şöyle üçünüzü böyle şuraya alayım böyle. Evet, alkışlarla alıyorum bloggerları. Şöyle alayım bloggerları. Sen de gel. Dördünü topla bakalım benim cilvem var mı onlarda? Şimdi hep beraber oynayacağız. Aynı müzikte benim müziğimi çal. Aynen. Allah aşkına benim yarım edebiliyorum dördünü toplasan. Allah ne bilir söyle yapsın sizi. Evet. Allah'ın kazuletleri. Allah'ın kazuletleri. Böyle mi olur? Ruh. Ama herkes yapsa sizin hiçbir öneriniz kalmaz. Biraz. Anlamadım. Herkes yapabilse sizin kıymetiniz kalmaz. Vay. Buyurun. Bu laf var ya beni yedi. Hemen blogger adresimi veriyorum. Mehmet Ali Erbil bitişik. Şimdi sıra geldi en zor soruya. Bakalım bu en zor soruyu kim bilecek? Üçüncü etapımız bir atasözü. 28 harf 5 kelimeden oluşuyor. Bir atasözü soruyoruz. 3 numara Aysun çeviriyor. Çarkı Felek devam ediyor. Bu bir atasözü. 400 puan. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. 3 tane. Devam. Konya'nın K'si. Konya'nın K'si. Bir tane. Bu bir atasözü. Çok.
Aysun Hanım kesin otobüsle geldiniz buraya. Maşallah üç, yani akıyor, bal akıyor. Değiştirdim. Enişte demek ki mesaide mi acaba? Bilmiyorum. Çalıştığını düşünüyorum şu anda. Ha, harfi düşünüyorsunuz. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si, bravo. Enişte eve döndü. Sizin hiç gülecek haliniz bence... Ama ne tatlı gülüyor bloguna. Ne kadar... Ama gülüşünüz gerçekten ne kadar zarif. Çok. Tamam, doğal. Ben olsam doğal. Sizin yerinizde gülmem. Ben gülmüyorum peki. Hanımefendi puanınız yok. Hangi yüzde gülüyorsunuz yani? Ben mutluyum, böyle de mutluyum. Böyle de mutlusunuz ya. Evet, Duygu Hanım çeviriyor halkı. Hadi artık bir siftah yapın. Ay, Allah evet, rızası için yani. Bursa'nın B'si. Evet işte bu kadar, Bursa'nın B'si. Evet. Bursa'da mı yok? Yok. Keşke Adana'nın A'sı deseydiniz. Keşke değil mi, ama diyemiyorum. Yani öyle de gittin, böyle de gittin. Küçüklüğünüzden beri böyle mi gülüyorsunuz? Evet böyle. Evet, Onur'a geçiyor sıra. Bak bir bıraktım ya, şeyi bir bıraktım ya, hemen ağlar ne oldu bak be. Demek ki çıkabiliyor, dürtmek lazım. Bizim insanımızı dürtmek lazım. Bak o tarafa. Ay yine mi Aysun'a geçti? Ay Aysun kabus gibisin yani. Merhaba benim. Ay bu iki şanssızın arasında vallahi aldın başını gidiyorsun. Tek başına yarış. Lütfen. İlk o kazandı. Halk desteği de var. Oğlumun lafı. Oğlum. Şeyi kırdığında, yaramazlık yaptığında aa yapıyor. Hadi. Evet, bir de böyle bakıyor aa diye. Gülüşün size mi çekti acaba? Anası gibi gülüyor mu? Ya, yok henüz. Ay yok, Allah ya. Bağışlasın. Bayan tamam, kahkaha. Yine. Ben yok ya, itiraz evet ediyorum. Onur Bey buyurun. Ve hala puanı yok Duygu Hanım'ın. Yok. 500 puanlık sessiz hat. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Devam ediyoruz. Sizi boş tutmaya gelmiyor yani. Benden beterleri varmış. Aysun'u... Lütfen güzel bir şey söylemeyin, nazar değiyor. Ama yani var ya maşallah sizin de yani... Ay ben bu kadar şanslıya da gıcık da olurum he. Değil mi? Çarkı felekte böyle geliyor. Mesela bazıları geliyor 20 bin puan, 30 bin puan gıcık oluyorum. Yo. Tabii. Benim gibileri çok seversiniz. Sana bayılıyorum ayol baksana. Ya ben gülecektim ama. Sesi çıkmadı benimkinin. Ay seninkini ancak ben kapatabilirim. Evet. Ay son çeviriyor dikkat. Evet.
dedim ben. Çok şanslı olanlara gıcık oluyorum dedi. Yarıma geldi. Siz onu bırakın. Yarışmacılarımızın toplam puanlarına bakalım. Buyurun bakın. Sizin bu sıfırla bir bağlantınız var mı acaba? Yok. Ve hala yüzünüz gülüyorum. Kızarmadan gülüyorsunuz. Evet. Çevireyim o zaman. Siz çevirmeyin zaten. Zaten burada bir daha çıkarsa ciddiyim, burada bir şey var. Benim yanımda bir şey var demek ki. Belki de. Evet artık bir. Evet. Evet gülüm. Bir atasözü. Ekran başındakiler. Sonunda. Vallahi helal olsun. Çok mutluyum. İyi puanım. Vallahi bak o kadar konuştuk konuştuk, görüyor musun yani? Evet. Çağırdık yeter, biliyor artık musun? Evet yeter artık ama. Düştü. Ay ne güzel, elinizde tutun da uğurlu geldi demek ki. Evet. Alnına yapıştı. Anladım. Kusura bakmayın, bir sessiz harf alayım şimdi. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si iki tane. Gerçekten arkadaşlar de ne demişler? Allah çirkin şansı versin. Çirkin şansı kesinlikle. Yani kazandım. Allah çirkin şansı versin. Evet. Yani amin. Birdenbire 20 bin puan kazandın. 20 bin. O kadar iflas, o kadar pas. Evet. Biz de acıyorduk ayol. Ama şimdi bu kadar konuştuk ya. Kesin temiz iflas gelir. Ya hayır. Ay oyum ya. Ben de o zaman güleceğim size. Peki buyurun çevirin efendim. Devam ediyoruz. Bu bir atasözü. Ekran başındakiler atasözü. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si bir tane. Bu bir atasözü. Duygu. Teşekkür ederim. Çevireyim bari. Oley. 300 puanlık sessiz harf. Bu bir atasözü. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si bir tane. Bu bir atasözü. İsterseniz sesli harf alabilirsiniz ya da çevirebilirsiniz. Çevireceğim. Evet, iflas gelir. Ben size söyleyeyim, Allah çirkin şansı versin işte. Nide'nin nesi? Nide'nin nesi 3 tane. Bu bir atasözü. Bu bir atasözü. Teşekkür ederim. Ay bilemeyeceğim, çeviriyorum. ...250 puanlık sessiz harf. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si. Ama büyük avantaj. Bu etapta iflas gelmediği sürece bu sizi finale taşır bu aldığınız puan. Ya Allah çirkin şansı boşuna demedik. Doğru. Evet, onura geçiyor, dikkat. ...300 puanlık sessiz harf.
Van'ın V'si. Van'ın V'si. Ve Ayson çeviriyor. Yozgat'ın Y'si. Evet, Yozgat'ın Y'si iki tane. Atasözü. Haydi Aysun, haydi Aysun, haydi. Dikkat. 500 puanlık sessiz harf. Bu bir atasözü arkadaşlar. Şam'ın Ş'si. Evet, Şam'ın Ş'si de var. Çözdü galiba. Yani. Ama çevireceğim diyor. Ama puanımı yükselteyim diyor. Belki 10.000 puan gelir. Belki iflas gelir. İflas gelsin. ...500 puanlık sessiz harf. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si de var bir tane. Bu bir atasözü. Evet. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet. Buyurun, karşıya gidiyoruz. Karşıya gidiyoruz. 1500-1600 puanınız var. Şöyle bir şey de olabilir. Neymiş bu? Evet. Ne ki bu? O bir kahve makinesi. Kahve makinesi. Evet, bu da kahve çok makinesi. Çok sevdiğim bir ciddi kahve mi? Makinesi. Evet. Ay, enteresan. Nesi değişik bunu? Retro tasarımını çok seviyorum. Ha, bu tasarımı değil mi? Çok güzel gerçekten ya. Rengi de güzel. İlk defa ben bunu program başladığından beri burada duruyor. Niye yaradığını... Vallahi Allah razı olsun beni aydınlattı. Kahve için yani. Evet. Anladım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben İyi günler de kullanın. Kahveyi yudumlarken. Ay bir öttüremiyorum ya. Çıkmadı da. Yapma, öttür bakayım, sen öttürebiliyor musun? Yok, yapamıyorum. Senin kahkahan güzel. Evet. Sen kahkahanla güzelsin. Teşekkür ederim. Evet, şimdi artık finale çok az kaldı sevgili seyirciler. Birazdan bloggerlarımızdan en yüksek puan alanla araba için yarışacağız. Ama önce bir sorumuz var. Bakın neymiş? Dördüncü etabımız bir bilmece. 33 harf 6 kelimeden oluşuyor. Bir bilmece mesela. Ben giderim, o gelir, arkamdan tintin eder. Nedir? Sapık. Gölge. Ay ben, bana yanlış öğretmişler. Evet, ben giderim, o gider, arkamdan tintin eder. Irz düşmanı. Bir de şey var biliyor musunuz? Adana'dan aldım bir tane eve... Hanımefendi bir dakika, şurada ciddi bir bilmece soruyorum. Adana'dan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Nedir bu? Nasıl? Ayol, Adana'dan alıyorum bakın size de... Aa, tamam, bu Adana'dan mıydı? Ne? Adana'dan değil. Nereden? Pazardan. Çarşıdan. Bak herkes çarşıya gitti, sen bakkala bile gidemedin. Evet, bir numara Duygu çeviriyor çarkı ve finale gidiyor. Hadi Allah çirkin şansı versin. Ay evet, yeter artık. 100 puanlık sessiz harf. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı, bravo. Ya. Bak bu, sonradan ben bilmeceyi bileceğim. Bulsaydım bunu çözerdim. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Ne? Karpuz. Karpuz dedim de aklıma geldi. Onur Bey çevirir misiniz?
Haydi Onur, haydi Onur, haydi. Tam zamanı. Ben hani, üzülüyorum. Bak, bunu nasıl ayarladın? İğne deliğinden böyle şey için ne derler? Ya Onur, nedir bu kısmetsizliği? Vallahi yok, bir şey var. Kısmetimi onun için evde kaldın sen he. Annesiyle oturan erkek çocukları genelde vallahi zor evleniyorlar. Farkında mısınız? Annesi günde 5-6 kez arıyor. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ama öyle. Ama öyle. Bu işler öyle. Kız çocuklarına böyle sahip çıkacaksın. Ay pardon. Yok hayır. Neyse Aysun'cum hadi bakalım sende sıra. Arkadaşlar ben size ne demiştim? Boşuna gıcık ol. Ya Allah çirkin şansı verdisin desinler ya işte buyurun yani. O zaman Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si iki tane. Bu bir bilmece. Devam. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si. İki tane bravo. Evet çok paşa baş bir mücadele. Yüksek puanları aldılar. Birinci ve üçüncü yarışmacımız. Finale kim çıkacak? Ben kaçım ya. Allah çirkin şansı gitsin evet. Demişler yani bari. Yani. Hepimize. Samsun'un sesi. Evet Samsun'un sesi iki tane. ...200 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Trabzon'un testi. Trabzon'un testi de var. Bir tane. Puanı gitti. Bak gerçekten üzüldüm. Of ya. Demişler ya Allah çirkin şansı versin yani. ama çok ayıp. Arkadaşın 20 puanı siliniyor. Sen nasıl gülüyorsun? Yemin ederim size güldüm. Ona gülmedim. Ama bu kadar da olur mu yani? Üzüldüm dedim ona. Üzüldüğümü söyledim. Kızım 20 puana gitti. Sen gülüyorsun burada. Ya ama... Baba pes yani. Siz arkadaş mısınız? Artık değilmişim. Ama o kendi kaybedince de gülüyor. Yapacak bir şey yok. Mutlu. Evet. Allah Allah. Ya hepimiz gülelim. Doğru ya bu Türkiye'de. Evet. Doğru ya. Şu ölümlü dünyada uğraşmasak bu kadar itiraz. Herkes gülsün. Ve duygu çeviriyor. Haydi bakalım. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 4 tane.
Bu bir bilmece. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Neydi? Adana'dan da o. Adana'dan aldım bir tane. Ay patlayı çevirdim, pardon. Hayır. 300 puanlık sessiz harf. Peki. Bir bilmece. Bir bilmecem var çocuklar. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si iki tane. Devam ediyoruz Ay. Aysu'yla diyecektim yine. Aa, Aysu çok girdin. Aa, bilinçaltıma işledin. Evet, buyurun Duygu Hanım, çeviriyoruz. Bu bir bilmece, evde çocuklar çözsün, ne kadar güzel oluyor. Vallahi ben unutmuşuz artık bunları, bilgisayar oynamaktan, evet, çocuklar başka şeylere takılmaktan, yani bu tip şeyleri unutmuşlar. Tabletler. Veliler de değil mi bunları unutmuş. Çelik çomak bilmez, saklambaç bile bilmiyorlar neredeyse çocuklar ya. Siz nereden bileceksiniz? Biz küçüğüz. Siz karpuzu bile bilmiyorsunuz. Biliyoruz canım, o kadar değil. Adanalıyız. Adanalıyık. Allah'ın adama. Başka ne yerik ne içerik? Biciyerik, şalgam içerik. Vay be. Ya. Buyurun o zaman. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si, bravo. Bravo dediniz, kesin çıkacak. Kesin çıkacak. Onur Bey, nasılsınız? İyiyim. Hemen çeviriyor onu. Bir şey söyleyeceğim. Kaşları kaça aldırıyorsunuz? Vallahi bir tane çok ünlü bir kaşçı varmış. Gazete bile yazdı. Ben söyledim ya 200 lira diye. Gazete yazdı. 200 liraya kaş alıyormuş diye. Siz kaça... Bende o kadar yok. 2-3 tane çıkıyor. Kuaföre gidince alıyor onları. Hakikaten. Ha. Böyle normalde. Aa, peki. Ha, böyle değilim. Sizin kuaför kaça alıyor kaşı? Bilmiyorum. Ben aldırmıyorum. Ben kendim alıyorum. Gerçekten. Evet, en güzeli o. Yapıyorum. En güzeli. Tuğçe'nin de çok kaşı... masrafsızım. Tuğçe'nin de kaşı yok ki ağzı da aldırsın. Kaş yok. Ben de bedavaya aldırıyorum. Siz alıyorsunuz ya. Sponsor mu? Evet. İnanmıyorum. Her gün alıyorsunuz. Doğru ya, ben alıyorum onun kaşlarını. Vallahi ona buna para vermeyelim prodüksiyon, evet, diye. Yani o yüzden kaşlarına ben... Bak, devamlı cımbızımla dolaşıyorum. Cımbızsız hiçbir yere gitmem. Cımbızım nerede, ben orada. Gördünüz mü? Gördüm. Bu nelere kadir biliyor musunuz? Ah, bunun dili olsa da konuşsa. Ah, bu ne kıllar çekti böyle bir konuşsa. Evet, kime geçtik? Bana. Onur'a geçtik. Çevirdin mi onu? Yok. Onur çeviriyor. Giresun'un G'si. Sanki çözmüş gibi iddialı bir şekilde söyledim. Hakikaten çözmedim. Giresun'un G'si. Vallahi bravo, iki tane. Gerçekten. Ay yeter. Aman yorulmayın siz lütfen. Buyurun Onur Bey. ...150 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Bloggerlar. Lüleburgaz'ın... Evet. Evet. Lüleburgaz'ın nesi bir tane. Bu bir bilmece. Dil üstünde kaydırmaca. Neydi o, sen söylüyordun? Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Neydi dondurma o? Dondurma. Evet. Pes, inanamıyorum. Onurcuğum, nedir bu kısmetsizlik? Vallahi. Vallahi gecenin en ballısı. Aysun çeviriyor.
finale az kaldı sevgili seyirciler. Bu bir bilmece. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 2 tane. Çözdünüz mü? Evet. Puanınızı yükseltin. Belki 10 bin gelir. Çok önemli. Değil mi? Puana taşırsın. İflas gelince. Bundan önce puanlar gitti. ...500 puanlık sessiz harf. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi bir tane bitti. Bu bir bilmece. Ateşe girer yanmaz, suya girer ıslanmaz. Vallahi helal olsun. Tüylerim diken diken oldu. Ama cevabı bilmiyorum. Ben size... Ateşe girer yanmaz. Çok ateş var içinde böyle. Acayip. Belki de tüm arzın mı derler ona ne? Hepsinden büyük bir ateş içinde saklı. İçinde böyle o ateşten patlamalar oluyor ama yine de yanmıyor. Sonra suya giriyor böyle. Gece yarısına doğru akşamüstü suya giriyor. Güneş. Ay tebrik ederim. Güneş, bravo. Ve bir cep telefonu armağan ediyoruz. Alkışlar. Evet, Türkiye'nin önde gelen bloggerlarıyla çok çekişmeli, çok heyecanlı ama eğlenceli bir yarışma oldu. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Ama yarışmada en yüksek puanı alanla final oynayacağız. Şu anda bakıyoruz en yüksek puanı alan kim? 23.900 puanla Duygu. Çok teşekkür ederim. En az yarışıp yani, en çok puanı alan. En az yarıştı, en az puanı aldı derken en yüksek puanı bir tanesinde tutturdu ve finale geldi. İşte çarkı felek böyle bir şey. Bizler de. Üstelik çarşıya bile gitmediniz. Gitmedim. Değil mi? Çok merak ediyordum halbuki. Ben size gösteririm sonra çarşıyı. Çarşı önemli değil. Önemli olan burada bakın evet. Neler var. Araba var. Motorsiklet evet, var. Araba. Ya. Kırmızı. En sevdiğim renk. Gerçekten mi? Evet. Hadi inşallah kazanacaksınız. İnşallah. Çarşıdan bir şey kazanamadınız. Çok şanslıyım ya kazanırım. Aa, Allah çirkin şansı. Çarşıyı aldım mesela. Allah Aysu Hanım gibi çirkin şansı versin öyle demeyin. Yani gerçekten Allah. Bütün çarşıya götürdü. Onur Bey dedi öyle. Allah çirkin şansı vermiş ona yani gerçekten. O da bassız. Çok çok hiç... bas. Evet ama bizim Kleopatra'nın yan komşusu var. Ödüllerimizin her biri birbirinden şahane. Evlenenlere, evini yenilemek isteyenlere beyaz eşya seti, harca harca bitmez tam 5000 TL değerinde hediye çeki, sinema kalitesini ev konforunuza taşıyan ev sineması sistemi, gençlerin ve ruhu genç kalanların büyük tutkusu şahane bir motosiklet ve bütün yarışmacılarımızın gözdesi 2015 model ultra lüks muhteşem bir araba veriyorum. Güzelmiş. Süsleri falan. Hem de süsleriyle. Arabayı kazanırsan artık bir tur attırırsın bana tabii değil mi? Tabii ki. Süslerini de istiyorum ama. Yani kurdeleleri. Vallahi aslında evet. Böyle bir gün böyle dolaşmak böyle lazım. Ben. Arabayı kazanan bir gün alsın böyle dolaşsın. Onur'la gezeceğiz. Aysun'la gezeceğiz. Ay. Onur çok güzel araba kullanıyor. Gerçekten. Sağ olsun. Evet. Ehliyeti yok mu? Var. 96'da aldım. Yaşın hala çıktı ortaya. Yaşın çıktı ortaya. Demek ki 96'da 20 yaşında olsan... Aradan 20 yıl geçmiş. Ay, evet, ay. Evet. Onur aslında yani hiç göstermiyor aslında. Evet, hiç. Sevgili seyirciler, en heyecanlı bölüme geldik. Araba gibi muhteşem armağanlar var. Şu ana kadar gerçekten biz az araba verdik ya. Vallahi ya evet, bir kısmetsizlik gidiyor. Inşallah.
Biraz zor. Size biraz zor da. Bu şanslı. Bu gülüşler. Buyurun Mehmet Ali Bey. Ay ne zarifsiniz. Öyleyim. Allah razı olsun. Sizden alıyorum bu zarifliğimi. Uğurlu bir sayınız var mı? Renk sorayım. Renk de olabilir. Kırmızı. Kırmızı mı? Kim o bağırdı öyle? Kim o üç diye bağıran? Ne yaptık zaman? Üç diye bağıran sen miydin? Siz, kırmızı. Yok bir erkek böyle. Kırmızı. Sen de mi kırmızı? Kırmızı diyorlar. Kırmızıyla moruna, canım kurban yoluna, takıver yar koluna. Bayramda Serdar Ortaç bizlerle. Alıyorum o zaman kırmızıyı. Eminsiniz? Bilmiyorum. Aldık. Biri de üç diye bağırmıştı. Üç de yanımızda dursun böyle. İnşallah güzel bir hediye vardır. Şöyle kırmızı kırmızıyı çeksin. Kırmızı kırmızıyı çekerse buradan gelin arabasıyla çıkacaksınız. Gelin arabası. Gelin olmuş. Şimdi. Gidiyoruz. Şöyle alayım sizi. Şöyle kameraya doğru. Önce Kleopatra'nın yan komşusuna soracağız. Final sorumuz 12 harf iki kelimeden oluşan bir meslek. Tamam. Bir meslek soruyoruz. Bu bir meslek. Size verdiğimiz harfler B, C, D, Y, Z, İ. Bakın orada. Bunlar joker harfler. Hı hı. Biri de olabilir, üçü de olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Siz bize şimdi üç sessiz bir sesli söyleyeceksiniz. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M. Evet. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı. Yozgat'ın Y'si var mı zaten? Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Makara. Makaracı. Bir meslek. Makaracı. Şimdi sesler. Bu çok önemli. Evet. Anneniz... Adana'da mı? Hepsi Adana'da. Hadi. Evet kardeşim, erkek şimdi kardeşim. Adana'ya bir şey söylemeyecek misiniz? Adana'ya selamlarımızı seviyorum. Öpüyoruz evet, Adana'ya. Bütün ailesi de orada. Adana olmaktan mutluyum. Annenizin adı ne? Neslihan. 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 Kardeşiniz? Yağmur. Erkek kardeşim de Deniz. Kız kardeşiniz var mı? Var, bir kız kardeşim var. Kaç yaşında? İşte 30. Evli mi? Evli. Kızı var bir tane. Yeni oldu. Ay canım. Allah bağışlasın. Eva. Eva kızının da. Anladım. Şimdi o zaman sesli harf söyleyeceksiniz. Peki o zaman Adana'nın A'sı diye. Vay be. Ne güzel denk geldi biliyor musunuz? Bir tane bile yok. Gerçekten demişler ya Allah çirkin şansı versin. Evet. Evet. Görecek mi bakalım? Şimdi göreceğiz bakalım. Bu bir meslek. B, C, D, Y, Z, İ, M, K, R, A. Bakalım hangileri yanıyor? Bilemezmiş. Fena değil. Sesli harfi bilmemesine rağmen... Yine de fena değil. Evet. Bence de. Şimdi açtıktan sonra ben başlatacağım. Sonra 10 saniye süreniz olacak. 10. İsterseniz 15 dakika verelim. Olur. Açalım bakalım. Bu bir meslek. Ha bir tane buldunuz A'yı. Bu bir meslek. Süremiz başladı. Ne bu ya? Hiç fikrim yok. Hiç fikrim yok. Peki E deseydi nasıl olacaktı acaba E? Reklam mı? Teknik ressam. Artık buradan da ressam. Bilemezsen yani. Teknik ne? Ressam. Neymiş? Ressam ama ne teknik. Ressam? Teknik.
Açalım bakalım neymiş? Teknik resimmiş. Hadi bakalım açalım. Yine gülüyorum. Ayna kaybettim. İki numarayı kaybettiniz. Evet. Araba olursa çok üzüleceğim. Evet ben de. Yani gerçekten araba gittiyse iki numaralı zarfta sevgili seyirciler. Değil bence. Bakalım ne kaybediyoruz. İki numaralı zarfta ne varmış? Sevgili seyirciler, teknik ressamı bilseydi iki numaralı zarf onun olacaktı. Açıyoruz. Oh. 3 numara. Şayet 3 numara deseydi, 3 numarada ne varmış bakalım? O da yaklaştı, buradaydı. Neyse gidememiştim. Ama motosiklet bakın 1'deymiş. 4 numarada. 4 numarada. Beyaz eşya paketi. Hani ve demesinler ki 5000 TL hediye çeki. Evet hepsi, ama siz çarşıya da gitmediniz, hiçbir şey alamadınız. Hiçbir şey alamadım. Çok şaklıyım. O zaman size ne versek, bir tane plazma verelim mi yoksa? Olur. Oğlunuzun odasına koyarsınız. Evet yok, bakıcımı istiyorum. Bakıcımı tamam. İstemiştim. Bir tane plazma evde çalışan arkadaşına bir plazma veriyoruz efendim. Ve sevgili seyirciler, değerli konuklar, sevgili star izleyenleri. Bir Çarkı Feleği'nin sonuna geldik ama bitmiyor. Çünkü özel bir konuğumuz var Amerika'dan. Sizleri Beyoncé ile baş başa bırakıyoruz. Anas mı aldık?